Şimdi her zaman olduğu gibi gene benim bir izinli günümde update geldi. Her zaman bu böyle oluyor. Dün ee, arkadaşlarla beraber Discord'da birazcık update'deki hero'ların e, incelemelerini böyle yaptık. Yani onlar yaptılar ben birazcık izledim. Ama sadece hirolara bakabildim bir de Oracle kısmına kadar falan bakabildim. Geri kalan kısmına bakamadım. Yeni gelen itemlardan hiç haberim yok. Ee, yeni gelen hero'yu bilmiyorum ne olduğunu. Bugün Dota oynamadım. Update'i biraz önce yayını açmadan önce attım. Şimdi hero'yu önce denemek istiyorum. Buna bakmak istiyorum. Sonra kilolara gelen şeylere çok hızlı bakacağım. Yani çok detaylı bakmayacağım. Çünkü çok detaylı baktığım zaman inanılmaz uzun sürüyor ve bitmiyor. Çok hızlı bir şekilde bakacağım. Yeni itemlara bakacağım. Itemlar beni ilgilendiriyor çünkü hiç bakmadım. Ondan sonra normal oyuna gireceğim. Şimdi Akron shot diyor. Bir düşman oluşturalım. Bir tane daha düşman oluşturalım. Şimdi bunu buna attığımız zaman bundan buna Witch Doctor'ın keski gibi sekiyor arkadaşlar. Ve her seferinde vuruyor. Mesela bu hasarımızdan etkileniyor mu? Hasarımızdan da sanırım etkileniyor ya. Dur bakayım. Normalde bu kadar canı gidiyor. Dezo ile. Dezosuz bakalım. Evet hasarımız bunu vurduğu hasara etkiliyor. Evet hasarımızla alakalı şunun vurduğu hasar. Bu ne yapıyormuş? Uşak. Mesela R ne yapıyor? Ha, üçüncü sikili hızlandırıyor. Aynı Windrun gibi. İki tane şarjı var. 15 saniye kuldanı varmış şarj dolma süresi. 35 manası var. Bonus move speed veriyormuş. %40. Buff duration'ı 4. Evasion'ı %32. Yani Windranger'ın Windrun'ının ee, birazcık düşük hala. O %100 bu %32. iki tane şarjı var. Aganemsiz. Tamam. Olur. R ne yapıyormuş? Ha onu zaten baktık. T'si ne yapıyor? Ultisi ne yapıyormuş? Atıyormuş. Harclanıyor bayağı bir süre bu arada. Ha, ilk gördüğü hedefe bam diye yapıştırıyor. Anladım. Kaç vuruyormuş? 1400. Wow. Max wind up time 2.25 diyor. Max debuff duration. Ha bir de debuff atıyormuş. Bakayım. Şarjlanıyor, şarjlanıyor, şarjlanıyor. Bir tane de debuff atıyor. Diyor ki pa passive disabled moving slow. Ha %50 de slow veriyormuş çarptığı kişiye. <laughs> i̇yiymiş. Gel. Peki bunu direkt bozabiliyor muyum? Mesela şu kadar. Direkt, ha, aynen istediğim zaman da bozabiliyorum. Okey. Bu Birinci skill ne skill arıyormuş? Ha, bu da shackle gibi. İnsanları ağaçlara bağlıyor. Böyle ağaçlara bağlıyor. Ha bir de bizim üçüncü skillimizde ağaçların içinden geçme özelliği var. Şöyle. Ağaçların içinden geçebiliyoruz. Bu şekilde engelsiz koşu muhabbeti var. Bir de sanırım şu ağaç dikiyormuş. Aynen. Yani şu, şu skill'i şu şekilde kullanabilirsiniz. Adama atmak yerine. Şöyle. Ha, adama da sekiyor. Vay. Bayağı iyiymiş. Peki bu ağacı diktiğimizde yediğimizde double tango oluyor mu? Tango herhalde. Yok. Vallahi double tango oluyor lan. Ananı avradına. Hem double tango oluyor. Yani şerit tango, şey ayrım mutlu tango yemiş gibi oluyor. Çok o çok o filmiş harbi. Aa durunca niye imniz oluyor lan? Yalın da mı? Damage and Pierce Spell in 2 Akon Charge Hmm Face Zırh Azantması <laughs> Ha, 15 talentında varmış. 15 talentına bunu verdiğimiz zaman ağaçların yanına durunca inviz oluyormuşuz. Trend gibi. Kuldan <laughs> cool 175 sağlık. Güzel. Genel olarak OP bir hero'ya benziyor. Mid ve 3 numara oynanır arkadaşlar. Keri olmaz sanmam. Ama mid ve 3 numara olur. Bir önceki zaten bana sorduğunuzda yorumlarımı yaparken bir sonraki hero'nun agility geleceğini ben size söylemiştim. Ki öyle de oldu. Çünkü uzun zamandır agility hero gelmiyordu. Şimdi şu öğren kısmında update'e çok kısa bakacağım. Çok kısa. Sadece aganim şartlara bakacağım. Ondan sonra geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Avodon Avodon'un ki Arkadaşlar biz bunlara zaten dün baktık. Ben size çok kısa anlatacağım bunların ne işe yaradığını. Bu Kaos Bak Kaosus Mist Coil dediği Abaddon'un ilk skill'i. Örnek veriyorum pasif ile adama 3 kere vurdunuz. Eğer bu Aganim Shard'ı yerseniz örnek veriyorum Mist Coil'i e attınız. 4. hit olarak sayıyor. Adam silence'ıyor. Sizin pasifiniz çalışıyor. Bu bu işe yarıyor. Alchemist'inki ee, bu alchemist'inki şey gibi, nasıl söyleyeyim size. Hani hero'yu support yapabiliyorsunuz bu şekilde. Örneğin 4 numara falan alchemist oynayabilirsiniz. Bir tane e, işte diyor ki Berserk pot diyor. Diyor takım arkadaşlarına atabilirsin diyor. Attığın kişi 50 atak speed ve 40 hp regen alır 10 saniye boyunca diyor. 800 range'den atabilirsin diyor. Bu kadar. Bunun Ice Shard'ın şey, bunun Aghanim Shard'ında da diyor ki Ice Vortex to deal 40 DPS and yani reduce attack speed. Bu diyor ki bunu aldığın zaman Ice Vortex 40 DPS atacakmış bulunduğu yere ve Atak speed'ini %20 düşürecekmiş. 20 kadar düşürecekmiş. Yani şöyle bulunduğunuz yere sürekli vuracak. Çat çat çat. Anti-Mage'in Counter Spell'i bu çok OP oldu. Bu Aganim şartta. Ee, diyor ki bak ee, sana birisi skill attığında eğer aganim işaret yediysen örnek veriyorum witch doctor sana kes attı tamam mı sen de üçüncü skilline bastın adamın yanında senin bir tane illüzyonun oluşuyor 5 saniye boyunca vuruyor bir de counter spell'in mana kostunu siliyor anti mage'in üçüncü skillini daha da op hale getirdiler Evet Alchemist'in bir de söylemeyi unuttuğum bir tane güzel buff'ı var. Alchemist'te şey var. Mesela örnek veriyorum şimdi takımınızda Alchemist vardı yani eskiden şey yapıyordunuz ya. Aganim almayayım, Alchemist bana Aganim versin. Artık onu beklemenize gerek yok abi. Alchemist mesela siz Aganim'i aldınız, Alchemist sonra size gelip Aganim verirse eğer ki Aganim'in ilk hali ise 4200, eğer yediğiniz halinde gelir şey yaparsa 5800 gold para veriyor. Yani Aganim'in parası size geri geliyor nakit olarak. <laughs> Arc Warden'ın Magnetic Field'ı şey yapıyor arkadaşlar. Böyle alana attınız böyle. Buf diye böyle ittiriyor. Havo Kamer etkisi gibi yani. Artı %20 Magic Resistance veriyor. Şu şekilde. Bak ittiriyor böyle. Aksın Aganim şartında şöyle bir şey var. Ee, uh, your attack uh, chance for counter helix. Tamam. Attack frogs ignore counter helix cooldown. 20 attack speeds. Talent'ı değişmiş o zaman. Vuruşların counter helix'i tetikliyormuş bu olduğu zaman. Uh, aynen. Normal normal counter helix normalde hani dönmesi var ya size birisi vurduğu zaman işte dönüyor. Bunu aldığınız zaman artık siz de vururken ekstra dönebiliyorsunuz. Artı 20 atak speed veriyormuş. Beynin, abi beyin çok OP oldu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, beyin şu şekilde. Artık beyin birisine ulti attığı zaman şöyle ilizyon çıkıyor ultisiyle tutuyor rakibi. Siz vurabiliyorsunuz, skill atabiliyorsunuz bu şekilde. Ama olur da sana ya da işte illüzyonla disable gelirse ultin bozuluyor. Bu şekilde oldu. Ve Aghanim shard'da şu şekilde. E, ee, now creates an uncontrollable illusion. Tamam. nasıl? channeling on the target illusion Bir tane illüzyon oluşturuyormuş Aghanim şartla. Ee, kontrol edemiyormuşsun. Fins attığın zaman işte tutuyormuş. %750 oranında hasar alıyormuş illüzyon. Eee. iki tane atarsan steklenmiyormuş. Yani bir illüzyonunla bir kendinle atamıyormuş. Batrider güzel. Flaming Lasso'su artık ee, ne yapıyor biliyor musunuz? Artık Aghanim şardınız varsa kendi takım arkadaşlarınızı Flaming Lasso'ya aldığınız zaman Ursa'nın ultisi gibi %80 damage reduction veriyorsunuz tuttuğunuz kişiye. 20 saniyede cooldown'u var. Yani takımınızda örnek veriyorum keriniz yakalandı. Atladınız keriye Flaming Lasso attınız. %80 damage reduction ile kerinizi oradan çıkarabiliyorsunuz. Ee, Beastmaster'a şöyle bir şey geldi. Bir tane kuş dikiyor bir alana şöyle. Bunu Dota 1 oynayanlar bilir belli bir mesafesi var işte 500 range kadar bir alanı etki ediyor. Alanın içine ilk gelen düşman ünite bir tane stun atıyor bu şekilde sonra patlıyor. Dota 1'de böyle bir skill'i vardı. Ee, sonradan kaldırmışlardı. Şimdi tekrardan eklemişler Aghanim şartla beraber. Bloodseeker'ı gene değiştirdiler baya. Blood Rage artık arkadaşlar eğer Aghanim şardınız varsa targetin HP'sinin örnek veriyorum 1000 HP'li bir target var karşınızda. %1,5'u kadar yani 15 HP'si kadar diyor ki pür ee, pure damage verir ve sana heal atar diyor. Yani karşınızda 1000 HP'li bir rakip varsa, Aganim shard'ınız varsa, Blood Rage varken hem 15 HP regen alacaksınız her vurduğunuzda hem de rakibe 15 15 ekstra pür hasar vuracaksınız. Bu şekilde. Bounty Hunter diyor ki allies now gain %50 of track speed boost. Tamam. Yani Bounty Hunter eğer bunu alırsa ee, takım arkadaşları artık ultisi olan hani ulti attığı zaman %50 ekstra hareket hızı alacak. 800 de vision verecek. Yani baya yarım ward kadar vision verecek. Track olan kişi de eskisi gibi olacak. Yani. Brave Master aşırı güzel oldu. Op oldu hatta spellere. Brave Master arkadaşlar 4. Sprite eklediler. Void Sprite eklendi artık Brave Master'a. Ee, bölündüğü zaman dört tane Panda oluyor. Ee, Aghanim şardı ile beraber diyor ki... Primal Split now creates a Void. Aynen. Has astral uh, pulse ability. Aynen. 500 alana Void'in üçüncü skill'i var ya böyle etrafa dalga gibi armor açıyor o. %40 slowluyormuş. 2,5 saniyede disarm atıyormuş. 20 saniye cooldown'u var şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu arada Aghanim şart 20. dakikadan sonra alınabiliyor arkadaşlar. Bristol Beck diyor ki Grants Hairball kıllı toplar. Hmm. Hmm. Filled Hairball towards target location. Heading enemies. Go to Quills. Cast range 1500. Yani diyor ki bir tane kıllı top atıyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Kusuyor oraya. Attıktan sonra o iki kişiye daha sekip iki tane de quill spray atıyormuş adama. Şu şekilde. Böyle atıyorsun. Buradan bak. Bundan buna sekiyor. İki de quill spray atıyor. Geçiyor. Bu root artık arkadaşlar ee, diktiği ağlar root atıyor. Şu şekilde eee Nasıl anlatabilirim? Göstereceğim şuradan gene. Aynen böyle. Bir tane A atıyor. Adamı rootluyor. Yani. Ama o A bir daha kullanılamıyor. Yani şu ağın altında mesela root attın ya adama. Bu A artık kullanışsız oluyor. Bunu siliyorsun. Yeni A dikmek istiyorsun. Dikmen gerekiyor. Centaur'un double artık şu şekilde. Aganim şartta. Ee... Double H to increase your str diyor %15 per hero hit for 12 seconds. Duration refresh first stack up to 5 stack slows enemies %15. Yani bunu adama attığınız zaman CTR'ni %15 arttırıyormuş. Ama her hero başına yani 5 hero'ya Aşkım aşağıya bir aşağıyla bir konuşsana. Ben kayıt alıyorum şu an. Şimdi 5 tane hero'ya attın abi. Hero başı yüzde şey, hero başı yüzde %15 STR kazanıyorsun. Yani 5 hero'ya tutturduğun zaman yüzde %75 mevcut STR'den STR kazanıyorsun. 100 str'n varsa 75 STR kazanıyorsun. 12 saniye sürüyormuş. Ee, up to 5 stacks. Bir de 2 saniyeliğine düşmanları yüzde %15 slowluyormuş bu şekilde. Chaos Knight'ın Aghanim şartı diyor ki attığınız kişide bir tane illüzyon yaratır diyor. Test range'ine de 300 arttırıyormuş stun'ınızın yani attığın kişiye bir tane illüzyonun çıkıyor beyler 300 range'de stun atma mesafenizi arttırıyor bu şekilde. Xen'i okumayacağım canı cehenneme. Skeleton Walk diyor ki Skeleton Walk creates two burning armies, skeleton exits. Ya. Drop oluyor mu ya? Gene hafta sonu geldi ya lanet olası drop oluyor değil mi? Durun şu şeyi azıcık düşüreyim bir trade. Ha, bir kontrol et hayat. Tamam. O zaman düşürmüyorum. Bakayım bir deneyelim. Tamam. Gizmo bağlıymış internetim arkadaşlar kusura bakmayın. Skeleton walk to create to burning army. Skeletons on exit. Invis'den çıktığında iki tane <laughs> şey çıkarıyor işte. iskelet çıkarıyor. Clockwork diyor ki Grants Jetpack. Hadi, Uğur teşekkür ederim hocam abone olduğun için. Hoş geldin. <laughs> Clockwork Jetpack. Oha uçuyor lan. Clockwork uçuyormuş. Ee, uçma vision'ı fly movement speed. Yüzde %15 move speed alıyormuş. Ee, You are disarmed during the flight. Casting hmm. hooks and this buff cooldown'u 25 Bu da bittikten sonra hook atıyormuş arkadaşlar bu şekilde. Yani ilginç olmuş harbiden ha. İnanılmaz. Bütün hero'ları buff'lamışlar ya. Reduced frostbite cooldown by 1 second to allows it Aganim şartı aldığın zaman Frostbite'ı 1 saniye cooldown'unu düşürüyormuş ve kendini atabiliyormuşsun. Aldığın hasarı %70 azaltıyormuş. Ve Te... Oha sonunu anlamadım lan. allows casting frostbite while channeling as. <gülüyor> <gülüyor> Burayı anlamadım. <laughs> Ahmet eyvallah teşekkür ederim. Hoş geldin. Ha. Channel'lanan bir şey kullanınca adamlarsa he bu şu demek oluyor. Mesela ultisini kullandığınız Crystal meydanın birisi size right click atar right click vurursa frostbite diyor. Tamam anladım. Anladım anladım tamam. Normal punch Aganim şart eklemişler Dark Zero. diyor ki random falan pasif kullanılan atak. Ornex atak Kronox Illusion Out of Dawn'stan. Onu ne avradını? One Punch Man olmuş lan. Bir koyuyor. Bak. Vurduğu kişiyi ittiriyormuş. Knockback atıyor. 350 ittiriyor. 250 hasar vuruyor. Ve arkasına vurduğu kişinin ilizyonunu çıkartıp onu da ona vurduruyor. Vay. Çok iyiymiş lan. Harvey iyi bu ağa. Dark Willow. First Crown now creates. Arkadaşlar bu şey şu stanını attığınız kişide de stan patladığında etrafında dört tane şey oluşturuyor. Şundan. Birinci skillinden. Dazzle diyor ki um, three close Hmm. Anladım herhangi bir cast yani herhangi bir skill castlediği zaman random heal da atabilir, grave de atabilir. Herhangi bir skill'de 1200 range yakınındaki hero'lara böyle atıyor. Muhtemelen armor kırıyor yani. Bir bir tane de vuruyor büyük ihtimalle. Bir hit. İyi olmuş bu da. Dur drop girdi yayın ya Hafta sonu gene sokağa çıkmaya sağa ya millet gene yapıştırıyor baba. Nefret ediyorum hafta sonlarından. Millet dışarı çıkamadıkça evde internetin dibine vuruyorlar ya. Bu arada yayın başlığının böyle olmasının sebebi e, Dota 3 olmuş. E, Dota artık oynanmaz. E, Dota bitmiş. Lölden çalmış. Böyle diyen spastiklerle dalga geçmek arkadaşlar. Sike sike oynayacaksınız. Hiçbiriniz kendinizi kandırmayın. Yarın gene indireceksiniz oynayacaksınız. Yani. Boş yapmayın. O yüzden. Devam edelim. Ee, diyor ki Spirit Siphon ee, Arkadaşlar artık Siphon Emdiğiniz kişiden Saniye başına 0.75 Armor emiyormuş ve size Ekliyormuş 14 saniye o Armor kalıyormuş Aynen biliyorum bilmez miyim Meli Thunderstrike ki, Thunder Strike diyor ki Allows Thunder Strike Eğer Aghanim şartı alırsanız Thunder Strike takım arkadaşlarınıza atıyor atılıyormuş ee, yanına hani takım arkadaşlarınız düşmana yaklaşırsa onlara hasar vuruyormuş her çarpması bir saniye buff veriyormuş yüzde elli ms yani move speed yürüme hızı 75'te atak speed veriyormuş. Şöyle şu şekilde Gördüğünüz gibi hızlandırıyor. Atak speed de verecek bu şekilde. Doom'un ee, doğumun Infernal Blade diyor ki Stun Ration'ı 0.6'dan 1.2'ye çıkar. Infer Eğer enemy yani şartı alırsanız Infernal Blade 0.6'dan 1.2 saniye stun veriyor. E eğer diyor if enemy level is multiply or 3 or above level 24 they will be stun seconds Hmm. Bu Dota 1'deki gibi olmuş. Dota 1'de eskiden Doom'un 3. skill'i karşınızdaki rakip 3, 6, 9, 12, 15 levelse ise attığınız spell 2x vuruyordu. Artık şimdi tekrardan eğer sizin leveliniz 3 ise Doom'un levelinin hiçbir önemi yok. Sizin leveliniz 3, 6, 9, 12 bu levellerdeyseniz 24'e kadar işte ee, diyor ki 150 bonus damage alacaksınız. Yani Doom'un karşısına 3 ve 3 level ve katlarında gitmemeniz gerekiyor. Level Dead Skill'i aynen. Dragon Knight diyor ki Fireball atıyormuş. Ee, Ignite ise 400, 400 alana bir tane Fireball atıyormuş. 10 saniye sürüyormuş. 80 damage vuruyormuş. Saniye başına yani totalde 800 damage. Eee... Test range de 1400'müş. Yani böyle RP'ye, Black Hole'e falan atılabilir. Güzel olur yani. <laughs> Throw Ranger diyor ki Frost Arrows. Frost Arrow, apply hypothermia stack to enemy heroes, reducing their regeneration %10 per stack. Ee, arkadaşlar Frost Arrow yani ikinci skill'e her vurduğunda stackleniyormuş rakibin reje, vurduğunuz rakibin regenini her vuruşunuz için %10 kısıyormuş. Yani 10 kere vurdunuz %100 adamın regenini kesiyorsunuz. 7 saniye sürüyormuş debuff etkisi. If an enemy hero dies with hypothermia stakes, they burst and deal 6 damage per damage. Name is slow for 2 seconds to enemies in 600 eğer diyor hipotermi stake'inde birisi ölürse ölen kişiden böyle bir patlama gibi bir şey oluyor. 60 magic damage veriyor stack başına ve %25 slow veriyormuş. Ee, 650 alanının içinde olan herkese yani şöyle bir çemberin içinde eğer hipoterminden birisi ölürse patlıyor. Üstünde örnek veriyorum 10 stack var. 10 çarpı 60 işte 600 magic damage yiyor etrafındakiler. Öyle düşünün yani. Ha, en fazla 7 stack oluyormuş bu arada. Aynen çünkü last 7 seconds diyor saniye başına bir tane vursan 7 tane vurursun. %70 gider yani. Ha aynen şöyle işte. Bak böyle. Böyle patlıyor. Aynen. Ben şu bitrate'i iyice düşüreyim ya. Mecbur hafta sonu. Lanet hafta sonu lanet amına koyayım. Nefret ediyorum hafta sonu yayın yapmaktan. Üf, tamam. Earth Spirit diyor ki hmm. Earth Spirit'in artık Remnant'ları şey o taşları var ya 400 Vision verecekmiş. 4 tane de taş şarjı vermişler. Eğer bunu alırsan ekstra 4 tane şarjın olacak. Earth Shaker diyor ki Redus Feature Cooldown Eğer bunu alırsan Feature Cooldown 2 saniye düşüyormuş. Ee, ve Feature'ın üstünde yürüyebiliyormuşsun. Ve Spell keslediğin zaman Aftershock Effect Yani Feature'ı attın. Yürüyorsun. Ha, Feature yani sen ne zaman Spell keslersen Feature'ın olduğu yere 3. skill'inin etkisini vuruyor. Şöyle. Anladınız mı? Yani mesela Fijir'i attın. Adam hala yakınında mesela. İkinci skill'i e ne kadar uzakta olursan ol. At Fijir'dan yiyor tekrardan. <laughs> Elder Titan diyor ki. stomp on auto cast. When cast while You will take the place on ananın avradını. Echo stomp attığınız zaman beyler. Stun'ı kullandığınızda stun'ın bitişine şuraya ışınlanıyorsunuz. Eğer bu olursa. Yani adamı yakalayamama derdiniz yok. Artık yakalayabilirsiniz. Diyor <laughs> ki Fire Remnant Steel 45 damage per second. 600 alana attığınız remnantlar saniye başına 45 hasar vuruyormuş. Dying or killing an enemy heroes leaves a fire remnant nearby. Kills Fire Remnant doesn't stick. Hmm. Anladım. Yani bir sürü remnant atsanız bile aynı hasarı yiyor adam. Ekstra her remnant ekstra hasar vurmuyormuş. Şunu anlamadım. Dying or killing or an enemy hero leaves a fire remnant nearby. Diyor ki Burayı anlamadım arkadaşlar. Ha öldüğün ve öldürdüğün yere remnant bırakıyormuş. Tamam anladım. Şimdi anladım. Eğer Enchantress'e Aghanim şart alırsanız kalıcı olarak 3 tane sizi heal'layan Wisp veriyormuş kafanıza. Enigma diyor ki Black Hole now does a non-internal pull Enigma Black Hole attığında arkadaşlar 1200 alanda böyle içine vakkum gibi çekecekmiş kara delik. Şöyle. Aynen bak. Görüyor musunuz etrafını şöyle şöyle vakumlayacak sizi, yürütmeyecek yani. Ya girecen, yani sabit dursan da mesela şurada seni içine çekecek, kaçman lazım. <laughs> time walk remains stable after landing using A, bak bu iyi. Mesela time walk atıyorsun, time walk'a attığın yerden geriye, mesela bir buçuk saniye içerisinde ilk time walk attığın yere geri gelebiliyorsun kes time'ı olmadan. Şöyle. Bak. Böyle. Yani zamanı geriye sarıyorsun. Böyle anlık. Anladın mı? Bu biraz op. Bayağı iyi hatta. High ground'a falan atlar bu. Artık rahat rahat. Grim diyor ki Granting over. target enemy. Slowing attack. Hmm. Attığınız unit'in üzerine şöyle diyor ki atak speedini 50 azaltıyormuş, move speedini %20 azaltıyormuş ve bitene kadar da 240 total damage vuruyormuş. Silence skill'i var ya Inksville. O. Oh. Devam. Gyro'nun roket barajı. Roket barajı now hits an extra target. Increases barrage duration 1 second diyor. Roket baraj Ekstra bir saniye daha sürecekmiş ve Herkese vuruyor. Jayron'un şu buff'ı da çok iyi oldu beyler. Backswing animation reduced from 065'ten 1 diyor ya. Pıt 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 vuracak yani böyle. Pıt 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 pıt. pıt. Haskar. Diyor ki inner fire to reduce healing region. %50 applies is also a speed slow. Hmm. Inner Fire dediği birinci skill arkadaşlar. Birinci skill'e bastığınız zaman %35 move speed kırıyormuş düşmanlardan. 2 saniye kullanını düşünüyor düşürüyormuş ve diyor ki rakibin HP yüzde %50 kırıyormuş. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Invoker. Ben bu kısmı çok sevdim. Invoker'ın bütün buff'larını okuyacağım. Fork Split artık eskisi gibi. Quas'ın ve Exort'un 4 level olduğu zaman 2 tane çıkıyor. Aynı eskiden olduğu gibi. Ee, Fork Split Armor Reduction'ı artık 10 değil 20. Yani totalde 20 armor kırabiliyor. Ee, Cataclysm 90'dan 100'e çıkarılmış. Level 10 Talent'ı %30 Chaos Meteor'dan %40 Chaos Meteor hasarına çıkmış. 15 level Talent'ı artı bir Fork Split'ten artı 40 DPS Ice Wall. Yani bu şu demek Ice Wall'un içinde ekstra eskiden mesela 10-10 hasar yiyorsan artık 50-50 yiyeceksin. Öyle bir buff atmışlar. 20 level talent'ı artı 40 alacrity speed artı damage'ından 35'e düşürüldü. 5 nerf. Küçük bir nerf. 20 talent'ı da eksi 8 tornado cooldown'undan eksi 10'a düşürüldü. Zaten ben bunu almıyorum. Her zaman bunu alıyorum. Bunu almaya devam edeceğim. Asıl bomba burada. Aganim şart alırsan invoker'a. Invoker'la 900 range'den böyle bildiğin spell kesliyorsun. Adamın önüne ice wall açıyorsun. Böyle adam koşarken 900 range'den dur bakalım nereye gidip diyorsun. Önüne çat diye ice wall koyuyorsun. Bak izle. Görüyor musunuz? Bu kadar range'den ice wall atıyoruz. <laughs> Sonunda bir buff aldı hero yani. Ayo oh, siktir git. Liquid Frost diyor ki Jake'e bakalım. Quick Frost auto cast attack ability %30 slowluyormuş düşmanı ve artı ve 20 artı %2,5 max health as per damage diyor 4 saniyeliğine, Oha. Yani her attığınızda abi rakibin maksimum HP'si mesela 1000 HP'si var rakibin. 4 saniye boyunca adamı böyle %2.5-2.5 %10 vuracak mı yoksa totalle mi %2.5 vuracak acaba? Yoksa her saniye başına %2.5 mu? Çünkü her saniye başına %2.5 ise 100 vurur direkt. 1000 HP'ye 100, 2000 HP'ye 200 vurur. İmiş bakalım. Şöyle bir spell arkadaşlar. Üçüncü skill gibi. Juggernaut diyor ki Blade Fury increases your move speed during Blade Fury by art use and attacks a random nearby enemy one. Diyor ki move speedini arttırır Blade Fury'deyken artı 100 arttırıyormuş and attacks a random nearby hmm böyle yakınındaki rakiplere de hani random vuruyormuş. Her saniyede bir tane. Mesela yanında 5 kişi var. Saniye başına random bir tanesine vuracak. Kime vurursa. Kotal'ın baya değişiklik var. Eski Kotal'ı geri getirdiler. Eliminate, Illuminate your ki to, to heal allied units. Use the of its damage during daytime. Burada hasarın yani Illuminate atıyor ya bu atları. Üflüyor tükürüyor. Onun vurduğu hasarın <laughs> %40'ı kadar gündüzleyin. Gece değil gündüz. Rakip şey takım arkadaşlarınızı heal atıyormuş. Kunka diyor ki Tidal Wave. Aa, bir tane dalga. Really is a wave towards target reaction that's 250 damage. 225 damage. Andrax. 225 hasar oran bir dalga yaratıyormuş. Ve rakipleri 600 range geriye ittiriyormuş arkadaşlar 1.2 buçuk saniye içerisinde. Yok. Wave Ya açsana şuradan amına koyayım. Şöyle dalga yapıyormuş şöyle. Yani böyle ittiriyormuş. Allah iyiymiş ha. Allah bu iyiymiş. Yeterince güçlü değildi çünkü. Duel de diyor ki bir buçuk saniyede bir birinci skillini atıyormuş. Random atıyormuş. 900 alana böyle. Yani duel süresince bir buçuk saniyede bir birinci skilli kullanacak kendi kendine böyle. Keşrak diyor ki Aganim şart ee, bir alana stun atıyormuş. O alan rakip tarafından görünebiliyormuş ve o alanın içinde 5 saniye sonra böyle bir stun atan bir toprak çıkıyor. İyiymiş lan bu. Mesela bunu yedirdin. Üstüne kendi stunını attın. Kendi stunın bitene kadar bu bir daha vurur. Vallahi iyi. Lich. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Lich'in gerçekten artık solo. Kor kestiği dakikaları görebilirsiniz. Gerçekten bu çok op bir şey. Diyor ki Ice Spear diye Ice Spire diye bir şey yaratıyormuş. Creates an ice tamam The target spot 15 saniyelik bir tane böyle sik dikiyor ortaya. %20 düşmanı slowluyormuş. 500 yakın 500 range yakınındaki düşmanları %20 slowluyormuş. Chain Frost bundan sekebiliyor. Ward gibi diktiniz mesela. Hem rakibi slowluyor %20 15 saniyeliğine yakınında bulunanları tabi hem de ondan mesela bir hero'ya sekiyor bir ona sekiyor ya yani göster işte şuradan Bak. böyle oluşturdu bu kadar alana slow veriyor artı böyle solo kill alabilirsin yani buna 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 bir de bunu çektiğini düşün adamı çok iyi yani harbiden güzel ben sevdim Abi Life Stealer, Dota 1'deki Life Stealer oldu. Open kalktı. Aganim şardına getirdiler. Open artık. Ee, bunları kendiniz okursunuz. Ben bakmak istemiyorum çünkü. Lina gene buff yedi arkadaşlar. Laguna Blade'i şu şekilde oldu. Göstereceğim bunu anlatmak istemiyorum. Böyle Chain Laguna Blade... Lion diyor ki mana drain. Mana drain grants true side over the enemy and reduce their attack speed by 90. Ee, eğer aghanim şart alırsanız arkadaşlar e, manasına emdiğiniz target hem true side'a giriyor. Yani şu şekilde. Ricky mesela inmiş. Adamı emmeye başladınız. Adamı artık görüyorsunuz. Ve atak speedini 90 düşürüyorsunuz. Bu şekilde Savage Roar diyor. Savage Roar now empowers allied units in 700 AOE with 20 move speed and 60 attack speed for 4 seconds. Diyor ki Roar basıldığında işte 700 range yakınındaki ally yani takım arkadaşların %20 move speed alıyormuş artı 60 attack speed alıyormuş 4 saniyeliğine. Yani hani bu Savage Roar dediği de hani bu Bööö! diye ağırıyor ya o. Oh. Luna'nın Lucent Beam'i Aghanim şartla şu şekilde Diyor ki Increase stun duration 0.8'den 1.1'e çıkarıyormuş %30 Move speed veriyormuş 3 saniyeliğine Move speed bonus Ve ee, Fog'da olanlara da atabiliyorsunuz yani adam high ground'da mesela kaçıyor tıklayamıyorsun fog'a atıveriyorsun şöyle Aganim Shards. Diyor ki Salmon Wolves eskisi gibi Lycan'ın eski Aganim'i gibi 3 oyunun 3 wave'inden birden alttan üstten ve mitten random böyle gördüğü ilk targete dalan kurtlar oluşturuyor ve o kurtlar lane'leri ittiriyor. Oh. Kontrol edemiyorsun kurtları yani. Magnus diyor ki Grand Horn Toss. Tossus enemy in front of you. Launching them behind you. Hmm. Tamam. Miss spends 0 seconds in an air take 150 damage and landing air stand in... Tamam. Kanka Magnus'la bunu atıyormuşsun. Tamam mı? Ee, rakibi böyle bu taraftan tutup bu tarafını alıyormuş. Havada 150 damage yiyorlarmış. Ve 0.25 saniye stun yiyorlarmış arkadaşlar. Şöyle. Böyle. Yani Mesela örnek veriyorum işte RP attın adamı tutup bu tarafını atıp hemen çekebiliyorsun. Arkasına geçmek için uğraşmıyorsun yani bu başka bir şey değil. Savdast000 teşekkürler hoş geldin selamlar. Arkadaşlar Mars'a nerf bekliyorduk Mars'ı nerflemediler çünkü bütün hero'ları buffladılar diye Mars'ı bir tık daha buffladılar. Mars'a nerf gelmedi. Oh, Ekstra lan. Aghanim şart eklediler Mars'a. Şu şekilde. Ben bunu göstermek istiyorum. Canı cehenneme. Bunu atıyor böyle. Jakiron multisi gibi böyle. Oradakiler yanıyor. Diyor ki. 10 saniye boyunca diyor. 35 DPS diyor. Ve %20 slow diyor. Yani bu şu demek. 10 saniye boyunca içinde durursan. 350 asar. Artı %20 slow yus. Böyle yani. Medusa. Diyor ki. Arkadaşlar Cold Blooded uh, pasif when you, when you are targeted with a spell herhangi bir spell sizi target alırsa örnek veriyorum Lion'ın ultisi ya da Lion'ın stun'ı tamam ya da hex'i diyor ki a single target mystic snake is sent back towards the enemy yani diyor ki 12 saniyede bir size gelen target skilllerde size o skill'i atan kişiye bir tane Mystic Snake gidecekmiş. Başka kimseye sekmeyecek. Sadece ona sekecek. Şu şekilde. Ha da böyle. Meepo the Geomancer. Arkadaşlar bunu da okumak istiyorum. Çünkü beni ilgilendiren bir. Update. 15 level talent'ı. Artı 30'dan 35 puf damage'ına çıktı. Turn rate'i birazcık şey olmuş. Arttırılmış. E, 20 talent'ı %8 life steal'dan range sec health steal'a. Yani bu pasifi var ya ona çevirmişler. 25 talent'ı diyor ki eksi 4 puff cooldown'undan artı bir divided we stand clone. Yani 25 level'de bir tane daha klon ekleniyor. Sanki aganim almışsın gibi. 4 minip o 5 minipo oluyor. Scepter rework yemiş. Yeni bir skill geliyormuş. Digmiş Clones also have the ability have this ability. Bütün klonlarında varmış. Channels for 0.75 seconds and digs into the ground for 3.5 seconds. Is you and so Tam um, inanılmaz target. Oha. Diyor ki. Seni invul yapıyormuş arkadaşlar. Her mipo kullanabiliyor. Seni dokunulmaz yapıyor. Tamam mı? Ve target alınamaz yapıyor. Yani şey gibi. Dark flow'un yok olması gibi. Anladın mı? Ve canının %25'ini yani max HP'nin %25'i kadar heal alıyormuşsun. Can't be cast while rooted. Rootlandığında yani Trient'in ultisinde falan ya da işte Pit Lord'un alan skillinde kesleyemiyormuşsun. 40 cooldown'u varmış ve Aghanim Shard'a da şöyle bir şey veriyor. Ransek diyor ki now has %30 chance on hit apply A Geostrike Geo Strike debuff. Yani bu Mipo'nun eski 3. skill'i vardı ya pasifi. Adama vurdukça slowluyordu. Ve hasar vuruyordu. Onu getirmişler. %20 slow ve 100, şey 20 DPS 4 saniyeliğine. O çok iyi. Eski Geo Strike işte. Yani bu baya baya çok tatlı olmuş. Eski Mipo'nun Geo Strike işte. Devam edelim. Mirana diyor ki Grants artı bir leap charge. Artı bir leap charge geliyormuş aldığınız zaman. Ee, ve leap buff'ı üzerinizde olduğu sürece 1.5x kritik strike vuruyormuşsunuz. Ve e, Aganim Aghanim rework yemiş. Oku tutturduğunuz kişiye arkadaşlar. Şöyle tutturmanıza gerek yok. Ok giderken böyle yukarıdan bir tane Starfall indiriyor. Ve ok tutan kişiye de bir tane daha Starfall ama yarı EPS'i. Monkey yani şey yara damage'ını vuruyor. Monkey King base armor'u 1 artmış, at. Tree Dance. Bak, Aganim şartı aldığınız zaman diyor ki, lower dance cooldown 1 saniyeden 0.3'e düşüyormuş. Yani ağaçtan ağaca sürekli atlayabilecek, 0.3 saniyede bir atlıyor Monkey King artık. Tam bir maymun oldu yani. Morphling. Adaptive Strike diyor. Animals Oha ben bunu anlamadım bir saniye. Ha. Adaptive strike attı. İkinci skillini attıktan sonra bir tane de o STR'ye dönmüş halinden atıyor herhalde. Herhalde yani. Naga diyor ki Riptide. Ee, Can activate Riptides, raising stronger Riptides that deals close enemies %30 for 3 seconds. Hmm. Tamam, Riptide attığınız zaman, şey, bunu aldığınız zaman Riptide atabiliyormuşsunuz. Eski Naga'nın skill'i gibi şu an pasif olan. Ekstra 100 hasar vuruyormuş ve düşmanı %30 3 saniyeliğine slowluyormuş. Ee, bütün illüzyonlarının yakınındakiler etkileniyormuş. But can be only hit by one instance. Kuldanı 15 bakalım. Nature's Prophet. Ben bunu çok sevdim. Ee, sprout arkadaşlar, aganim şartı olduğu zaman e, sprout attınız ya birisine örnek veriyorum. Bana sprout attı birisi. Ben cooling plate ile yiyip çıkmaya çalıştığım zaman kırılan ağaçtan bir tane dev mega büyük slime çıkıyor böyle. Bir tane triant çıkıyor çok büyük. İkinci bir ağacı yiyip çıkmaya çalışırsam ondan da bir tane daha ultra mega büyük slime çıkıyor ve iki tane sprout yemiş gibisiniz mesela çıkamıyorsunuz içinden. Ağacı yediğinizde bir tane büyük krip çıkıp size vuruyor böyle bak şöyle bak yiyorsun ağacı oradan krip çıkıp sana vuruyor. Oradan da yedin o da çıkıp vuruyor. Üçüncü de çıkıyorsun ama. Üçüncü çıkmıyor. Force staffla falan çıkabilirsiniz. Necropos diyor ki Grants that Seeker. That Seeker diye bir spell geliyormuş. Uh, spawns a fast moving large dead pulls towards the target enemy or ally. Not self. Can ne yapmıyorsun? Hmm. Target enemy or ally diyor. Takım arkadaşlarını ya da düşman atıyor. Dealing yüzde to more normal. Than... deadpool pulls hmm. Bunu atıyorsun abi. Tamam mı? Yeni yeni gelen skill'i atıyorsun. Attığın kişiden yanındakilere böyle şey sekiyor. Necron'un birinci skill'i sekiyor. Onla, sen de yakınındaysan işte sana da heal geliyor. Bu attığın şey de ekstra %50 vuruyor Deadpool'dan. Night Stalker. Hunting in the night. Hunter in the night. During night time you can cast hunter in the night. Consumes a Hold on. Zarif olmuş ha. Bloodseeker'ın Blood Rage'i gibi abi. Öldürdüklerin, öldürdüğünüz şeylerden Maksimum HP'nizin ve mananızın %25'i kadar doluyor galiba. Baksana. Şey gibi. Klings'in skill'i gibi. Hani Klings böyle bir şey yiyordu ya jungle'dan. Böyle. Aynı onun gibi. Phoenix <laughs> Assassin. Diyor ki. Aghanim şart Vendetta. Vendetta. <laughs> Redus Magic Resistance adama devaf atıyormuş. 4 saniyeliğine %20 Magic Resistance'ını kırıyormuş adamın. Increases Vendetta Move Speed. Yürüme hızı yani koşma hızını da %40 arttırıyormuş Vendetta'nın yani Invis'in. Unlocking Max Speed diyor. Max Speed'iniz de unlockluyormuş yani hız sınırınız kalkıyor. Ogre. Arkadaşlar bu çok op. Yani gerçekten gidin Ogre spamlayın. Başka hiçbir şey söylemiyorum size. Gerçekten çok güzel. Fire Shield diye bir şey eklemişler Ogre'ye. Diyor ki Fire Shield veriyor. Creates a shield around the target, ally or building. Bir tane takım arkadaşının etrafında ya da bu building yani barakanın etrafında bir shield oluşturuyormuş. %20, %70 damage absorption from the next three attacks. Yani 3 tane atak. Mesela 1000-1000-1000 bin, 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 toplam 3 tane mesela Sven var 1000-1000-1000 bin, bin, bin vuracak toplam 3000 hasar bunu her hasar için %70 indiriyor toplamda 900 hasar yiyor Baraka mesela örnek veriyorum 3 hasar için Launches fireballs at the attacker dealing %25 damage tamam bir tane e, fireball vurmuş %25 hasar vuruyormuş bir multi multicast diyor. Yani multicast denebilir. Cast range de 600'müş. Cooldown'da 18'miş. Şöyle gösterelim. Bak şöyle. Shield var etrafında. Bak vuruyor. Ona geri atıyor. Fireball'ları görüyor musunuz? %25 hasar veriyor bir de. Bak. Multicastlenebiliyor. Yani şöyle düşünün beyler. Kendinize attığınız 4x geldi. Tamam mı? Takım arkadaşlarınızın hepsine denk geldi shield. Bütün takım arkadaşlarınızdan 125, 125, 125 vurulacak. Yani inanılmaz. <laughs> Bir de şu var. Bu büyük etki ediyor. Haberiniz olsun. Bu aganimle gelen ekstra stun var ya. Bu da total mananızın artık %45'in değil %30'unu alıyor. Yani 1000 mananız varsa 300 mana atıyorsunuz. Eskiden 450 mana atıyordunuz. Omni Knight diyor ki Hammer of Purity. Diyor ki Grand Samurov tamam. Auto Attack Ability diyor. Kazılıyor. Next Attack to Deal. Bonus. Pure Damage. 25 ve hani 25 hasar kesin var. Artı base damage'inin yani örnek veriyorum 100 base damage'in var. Onun da %150'si kadar yani 150 ekstra vuruyormuş. Ve sana da heal mı veriyor? <laughs> Vurduğunda. Aynen. Sana da life steal veriyormuş vurduğun hasara. Vurduğun hasar kadar. Wow. <laughs> wow wow wow. Çok <laughs> iyi. Heri Omni görürüz belki benden. Oracle diyor ki calls false promise have s03 hate the light Invisible. Aa Oracle'ın eski ultisi. Yanlış mıyım? False promise Oracle'ın ultisi değil mi? Evet. Eskiden de bunun ilk geldiğinde de ultisi ininiz veriyordu. Artık yine ininiz verecekmiş ama 0-3 saniye delaylı. Direkt... Abi o diye okumayacağım. Allah'ın belası gene buff yedi. Çok op. Siz bunu kendiniz okuyun. Gidin merak ediyorsanız. Bir tek şunu gösterebilirim size. Essence Flux diyor ki 1.5 second channel ability. 1.5 saniyede kes Swaps your Curent life and mana totals. Yani diyor ki only transfers %75 of the respective values. Yani mananızın işte bilmem kaçı kadar HP veriyor. Bloodstone gibi aynı ama anlık veriyor yani. Direkt veriyor bak şöyle. İlginç bir bok. Pangolier güzel bir buff aldı arkadaşlar. Artık ben de Pangolier oynayabilirim. Retard gibi gezmiyorum artık. Ee, <laughs> böyle bunu aldığınız zaman Topu istediğiniz zaman Durduruyorsunuz yönünü çeviriyorsunuz Devam ettiriyorsunuz ve durduğunuz zaman Top BKB'li oluyor çok güzel PA Fan of Knives diye bir tane spell eklendi Buna Aganim şartla 550 etrafındaki düşmanlara 550 alana böyle bıçaklar Fırlatıyor bir sürü Dealing %12 of enemies max health on impact and applies break for 3 seconds diyor. Arkadaşlar bunu bastığınızda rakibin toplam HP'sinin %12 kadar hasar vuruyorsunuz. Yani adamın 10 k canı varsa 1200 vuruyor. 1 k canı varsa 120 vuruyor. yani total HP'si adamın kalan HP'si değil. Ve diyor ki 3 saniyelik break uygular. Yani pasiflerinizi kırıyor. 3 saniye. Mesela Spectre var. Bunu attın. Adamın 3 saniye boyunca pasifleri çalışmıyor. Ya da işte Troll Warlord'un 3 saniye pasifleri çalışmıyor gibi. Devam. Diğer Sprit Lens diyor ki Sprit Lens bonuses swans towards Hmm. Lens'in Illusion Damage'ını %20 arttırıyormuş arkadaşımız. Şöyle ve böyle sekiyormuş. Bir sonrakinde de çıkıyormuş. 900 range içerisindeki. Devam ki. Phoenix diyor ki Fire Splits to become a passive ability every 7 seconds a Fire Splits response. Yani 7 saniyede bir kafanızda sürekli ikinci sikili var Phoenix'in. 7 saniyede bir dolacak şarjı ve sürekli atabileceksiniz böyle. Kafanızda doldukça atıyorsunuz, doldukça atıyorsunuz. İstediğini bak şöyle gördüğünüz gibi. Şarjı var böyle mana istemiyor. Canınız gitmiyor. Böyle doldukça atıyorsunuz. Pak. Pak'a gene buff geldi bu arada. Ben çok fazla pak oynamayı düşünüyorum rankta. Solo main'imde falan oynarsam çok güzel oldu. Aghanim şardına Waning Rift buff'ı geldi arkadaşlar. Waning Rift diyor ki 70 bonus damage verir. Ve knock enemies back 250 kadar ileri atıyormuş ve 0.4 saniyeliğine. Yani adamları böyle ittiriyor. Yani coil'e diktin adamı ittirdin. 250 ranç ittiriyorsun adamları böyle. Uh, rebels invisible enemy units and wards in ve diyor ki uh, invis hero'ları ve ward'ları yani Zeus'un ikinci skill'i gibi 5 saniyeliğine attığınız kısımda true sight veriyor. Gösteriyor. Yani Sight gibi demeyeyim de adamları gösteriyor. Yani Ricky böyle kaçıyor. Sen attın bunu Ricky görünüyor 5 saniyeliğine ya da adamın orada ward'u var mesela. Attın 5 saniye görünüyor adam şey ward'u. Ve işte dediğim gibi Coil'i attın şöyle. Adamı ittirdin. Coil'in stun'ını yedirebiliyorsun yani. Devam et. Patch ananın amına koyayım. Diyor ki "Aganim şartla aldın." Diyor ki "Target kendi elaylarını yiyebiliyorsun. Diyor ki heal them for %6 max health per second. As half cooldown when use it on allies. Hmm. Takım arkadaşlarını yiyormuşsun Yediğinde max hp'sinin %6'sı kadar saniye başına adamın canı doluyormuş. Kendi takım arkadaşlarına attığında Dismember'ın cooldown'u yarıymış. Yani 30 15. Pagna. Arkadaşlar Pagna'nın life drain'i çoklu hedef haline geldi. Diyor ki for every her 1.75 saniyede bir ee, bir tane işte enemiye emmeye başlıyor diyeyim. Another secondary life drain is creating targeting another random enemy hero in the cast range artı 200. You will continue to channel in, 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 there are enemy heroes available or channel ration runs out. Arkadaşlar Birisine emmeye başladınız. Birisi daha geliyor yanınıza onu da emiyorsunuz. Birisi daha geliyor yanınıza onu da emiyorsunuz. Aha böyle işte. Herkese toplu sakso çekiyorsunuz. Bak izle hyper peri gibi ortaya alıyorlar seni. Birazcık ona böyle döne döne emiyorsun. Çok iyi. Queen of pain diyor ki Blink upgrade releases a sonic boom when you blink at both your starting and ending location. Deals usable damage in 300 AOE and silences for 1.5 saniye. Ananın oha bu ben buraları görmedim mi lan? Bak, bu çok iyi. Kanka diyor ki Sonic boom atar diyor. Blink olduğun yere ve blink olacağın yere. Yani hem attığın yere attığın zaman vuruyor. Hem de attığın yere vuruyor. Gittiğin ve bulunduğun yere vuruyor. 300 alana 1.5 saniyelik silence diyor. Çok güzel. Çok iyi. You can be hit by bots. Çok iyi. Ama fear şeyi kalktı. Razor, Storm Search, Storm Search is the only second chains to really. <laughs> Mjolnir gibi arkadaşlar şöyle. Size vurdukça adamlar random böyle hasar yansıtıyor. Ricky diyor ki sleeping dart. Run sleeping tamam. Fires a dart at the target enemy putting them to sleep for three seconds. Target in wolf. Hmm. Rakibi 3 saniyeli birisine böyle bıçak gibi bir şey atıyorsun. Dart gibi rakibe. Onu 3 saniyeliğine uyutuyormuş. Target is until ends. Uyuduğu sürece inval oluyormuş. Şu anda target wakes up. Uyandığı zaman 150 hasar yiyormuş ve %25 slow yiyormuş 4 saniyeliğine. Yani iki, iki tane hero var mesela iki tane support var birisine bunu atıyorsun o support 3 saniyeliğine uyuyor ondan sonra uyandığında %25 slow yiyor ve 150 damage yiyor diğerini de o arada kesiyorsun işte öyle düşün Barış oyuna ne zaman başlayacağız? Patch bittiği zaman kanka. Ben bir Dota yayıncısıyım ve yani gelen böyle büyük güncellemelere bakmak benim görevim yani. Ben bu oyunu oynuyorum sonuçta her gün. Devam edelim Ruby'ye. Telekinesis. Ee, telekinesis. Aganim şartı olduğunda kendine ve takım arkadaşlarına atabiliyormuşsun. Throw range. Atma uzaklığını %60 arttırıyormuş. Fırlatma uzaklığını ve %30 cooldown'unu düşürüyormuş. Ama sadece takım arkadaşlarına ve kendine atarsam. Throw delay. Atma süresi de 0.5 saniye düşüyormuş şu şekilde. Yani. Sand King diyor ki every 700 units move houses. Center pulls around 400. Aha. Kanka, yürürken böyle random 400 alana böyle darbe darbe pıt pıt ultini vuracak geçecek. Bak şöyle. Gidiyorsun Böyle tık tık diye iki tane vuruyor devam ediyor. Bak. Böyle yürüyorsun tık tık. Shadow ah. Demon diyor ki allows allows. Hmm. Demonic Purse. to cast on allies. And then you're displaying them and healing them at the end in Demonic Purge bir cast on allies. Shadow Demon'un ultisi değil mi? Demonic Purge. Demonic Purge diyor ki takım arkadaşlarına atabilirsin ve onları dispelleyebilirsin ve heal'layabilirsin. Takım arkadaşların bu attığında slow yemezler ve hasar almazlar diyor. Yani vuracağı demeç kadar takım arkadaşını heal'lıyormuş. Yani mesela örnek veriyorum kaç vuruyor? 500 vuruyor. Takım arkadaşını attın. Hem üstündeki bütün debuffları siliyor hem de 500 heal veriyor. İyiymiş. Vallahi ben yani supportlar aşırı güçlü olmuş ya. SF Diyor ki arkadaşlar Necromastery now provides yüzde 0.75 spell amp per soul. Yani bu şu demek yüzde 15 spell amp kazanıyorsunuz. SF'le 20 soul aldığınız zaman. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Mana costu da early game için buff yemiş. SF güzel. şaman. Arkadaşlar şaman aganim şart eklendi. şekil attığınız kişinin etrafında 4 tane ultisinden oluşturuyor. Sadece 4 yılan ee, ve şekil range'ini 150 arttırıyor. Ward'lar da 8 saniye boyunca duruyor. Yani shackle Kestin bozulsa bile ne ward'lar orada 8 saniye durup vurmaya devam ediyor. Şu şekilde gösterelim. Sonra göstermedi olmaz. Şöyle Silencer diyor ki Glaives of Wisdom. Hmm, Böyle unitler arası ikinci skillinizle vurduğunda sekiyormuş arkadaşlar. Böyle Luna'nın skilli gibi. Şöyle. Böyle. Ve sektiği unitten de int çalıyor. Yani bu hero'dan buna çaldım. Attı mesela sekti. Ondan da int geliyor sana. Tyrat Mage diyor ki Ancient Seal debuff now other debuffs apply to hmm. Ruby'in eski pasifi gibi olmuş arkadaşlar. Ancient Seal bunun silence'ı. Silence attığınız kişi %40 durum direnci debuff'ı yiyor. Yani diğer yiyeceği debuff'ları %40 daha uzun süre ve %40 daha fazla yiyor. Ve Grant Vision over the target. Yani bunu attığınız kişi de Fog'a giremiyor. Yani Silence attığınız kişi Fog'a giremiyor. Ağaçların arasına girse de görünüyor. Blood kokluyormuş gibi düşünün yani. Anladınız mı? Slardar. Diyor ki Corovise Haze. Uh, Corovise Haze applied for 5 seconds to units. With... Yani. Bu şu demek. Stun attığı zaman Slardar. Yanında stun'ı yiyen herkese 5 saniyelik ulti atıyor. Yani. Mesela Riki böyle pıt 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 yürüyor mapte. Riki'nin orada olduğunu düşünüyorsun. Dagger'la atlıyorsun. Pat. Stun'ı bir koyuyorsun. Adam açığa çıkıyor. Ondan sonra kendi ultinle kafasını yakıyorsun. Şöyle. Bak. Gördüğünüz gibi. Clark. Turkey Grand Fish Bait. Fish Bait. Grand Fish Bait diye bir şey geliyor. Can throw it on enemies to reduce their move speed yüzde 30 and grant you true sight over them for 4 seconds. Diyor ki düşmana atılabilir bir tane balık yeme atıyormuşsunuz. Düşmana atıyormuşsunuz. musunuz? Attığınız zaman adamın move speedini yüzde 30 düşürüyormuş ve 4 saniyeliğine true sight veriyormuş size. Ve if you pounce an enemy during that time eğer diyor düşmana o hani bait'e attığınızda atlarsanız you will be rewarded with 50 attack speed. Diyor ki 50 attack speed kazanırsınız. Pawn süresince. Yani adama bunu attınız. Sonra adama siz atladınız. Atladığınızda o pound süresi boyunca 50 attack speed kazanıyorsunuz. Cast range'de 1100'müş. Vah ananı bacını sikiyim. Çok güçlü lan. Adam çok güçlü. düşünsenize de, adama bunu attınız. Sonra siz atladınız. Adamı tuttuğunuz ve aganiminiz olduğunu düşün. İki şarj adam onuna uğradığını lan. Düşle. Ne fire? Gör ki, keter blast. Units the units in the point blank range of will be knocked back. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu hani puf diye böyle vuruyor ya. Snapfire'ın bir skill'i var. O artık e, 250 e, knockback atacakmış. E, 1.5 saniyede stun atacakmış. Ve şey, 125 ekstra damage vuracakmış. Şöyle, bak. Adamı ittiriyor, stun'yı artı 125 ekstra hasar vurdurtuyor. Böyle. Sniper Diyor ki Knock enemies back, 425 unit slowing them, %50'en disarming them for 3 seconds. Hmm Sniper bunu attığı zaman abi böyle rakipleri geri ittiriyormuş. %50 slow veriyormuş. Ve 3 saniyeliğine de disarm atıyormuş. A sniper oynanabilir. Bütün hero'ları güçlendirmişler ya. hiçbirini ağlamaya gerek yok. Dispersion'a ne gelmiş? Can activate dispersion to spawn a illusion to attack the most recent hero that made you in the last 5 seconds. Illusion last 5 seconds. Cooldown 25 diyor. Great can activate dispersion to spawn a hound illusion attack the most recent hero that damaged you in the last 5 seconds Herhalde sana en fazla hasar uğran hero'ya yani en 5 saniye içerisindeki bir tane illusion yolluyor 5 saniyelik ve sen bu illusion'a gidebiliyorsun Böyle anladım ben yanlışım varsa chat'te düzelt Breaker diyor ki Nether Strike. Tamam. Have a cast range delay rather than a cast time. Aynen sana en son vuran. 200 extra damage and apply break for 4 seconds diyor. Vay wow, bu iyi. Bak diyor ki you are spell immune during the cast delay. Kanka ee, ıı, ultisini bu nether strike atıyormuşsun. 200 ekstra hasar 4 saniyelikte break uyguluyor. Break pasif silme artık söylememe gerek yok ve atarken siz BKB'li oluyorsunuz. İmun oluyorsunuz. Bak göstereceğim şimdi burada açılırsa. Açıl. Aa açıldı. Bak. Görüyor mu? Adama böyle charge gibi hani. Charge'lı bir şey atıyorsun. Çok değişik. Storm Spirit abi diyor ki Grants electric rave gives you and ally heroes overload charge. Kanka diyor ki sana ve takım arkadaşlarına 750 alan içerisindeki 3 tane overload charge veriyor. Up to 12 seconds until the charges are depleted. 12 saniyeliğine duruyormuş. 30 saniye cooldown'u var. 150 mana cost'u var. Ve mili hero'larda da çalışıyor. Kaiser. Vay. Sven. Nerf 7 bu arada. Stormhammer. Now applies a spell on enemies. Bu Stormhammer'daki şey var ya. 15 level talentında şey vardı ya Storm Hammer işte güçlendirmeleri siler. Onu kaldırdılar. Artı 4 saniye War Cry Duration. Onu Aganim Shard'a eklediler. Daha iyi oldu. Daha çok vaflı oldu yani. <laughs> 8 Gittir git. Templar Assassin Trap Arkadaşlar Trap diyor ki patlattığınızda Aghanim şartınız varsa Rakibi iki buçuk saniye eline silence'lıyormuş. Minimum hani atar atmaz patlar, patlatırsanız da 0.5 saniye silence'lıyormuş. Devam. Terror Blade. Aghanim Shard Abilities diyor ki Grand Demon Zeal. Senin HP'nin %25'ini alıyormuş, keslemek için. 25 move speed ve 50 atak speed veriyormuş, 6 saniyeliğine. 100, eğer mili sen de diyor, hani metamorpt değil diyor, %50 mor diyor, daha fazla diyor. Bastın Buff alıyoruz Tidehunter Kraken Shell Secret, Threat. Anchor Smash ne diyor ki? Increases Anchor Smash Damage by Artı 90 and causes it to affect buildings Diyor ki Anchor Smash'ine artı 90 hasar geliyormuş ve Artık kulelere de vuruyormuş Anchor Smash Cooldown'unu da bir saniye düşürüyormuş Yani bu hani çapasıyla vuruyor ya etrafına. Oh. Kulelere vuruyor artık kulelere. ...Flame Flamethrower diye bir tane bu Mobile Legends'ta bir tane hero vardı böyle. Etrafa böyle fışşş diye alev saçarak giden. <laughs> Onun gibi olmuş aynı. <laughs> Diyor ki Grand Flamethrower. Okay, releases a flame in the direction you are facing last 7 seconds. Hmm. 75 DPS vuruyormuş saniye başına ve %20 slowluyormuş 3 saniye eline set trees on fire that die after 5 seconds. E, ağaçlar yanıyormuş arkadaşlar. Denk gelen ağaçları da yakıp kül ediyor. Tinker defense matrix diye bir spell eklendi. E, arkadaşlar bir tane defensive matrix geliyor. Takım arkadaşlarına atabiliyorsun. Applying a barrier. Barrier to them that blocks the next 200 damage and provides yüzde 40 statüs resist. Diyor ki takım arkadaşına ya da kendine bir tane kalkan atıyorsun. 200 hasarı engelliyor ve yüzde 40 statüs resist veriyor. Barrier last up 10 seconds until the damage shield is consumed. Hmm. Bariyer patlayana kadar duruyormuş ya da 10 saniye duruyormuş arkadaşlar. Herhalde öyle anladım. Support Tinker gelmez mi ya? Tiny. Ha evet Vehbi onu söyle. Kanka şuraları okumuyorum ya. Onları kendiniz okuyun. Bir zahmet girin deneyin falan. Ne bileyim. Arkadaşlar bu Tiny'nin eski pasifi. Bilenler bilir. Aganim şartı aldığınız zaman %20 şansla yanına yaklaşan adamlar bir saniyelik stun yiyor. Cold snap gibi ve 100 hasar yiyor. Ee, works against enemies. 400. Aa, tamam. Attack impacts doesn't not affect spell immune. unitlerde çalışmıyormuş. Yani Tiny mesela siz TP atıyorsunuz. Yanınıza geldi. Böyle. yiyorsunuz. Dota 1'deki pasifi gibi yani. Gerçi size vurması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam da. Nutrient Protector diyor. Nature Quiz. Root stamp for one second and deals of top. B. Kanka vurduğun zaman adama 10 saniyede bir, 1 saniyelik root atıyorsun ve 200 ekstra hasar vuruyorsun. Yani Şöyle. Ağaca yaklaştın. İnvizden çıkarken bışk diye bir vuruyor. Adamı rootluyor. Troll Warlord diyor ki Battle Trans Casting Battle Trans now gives you a global aura that gives allied heroes. Why? Artı 60 atak speed. Eski troll ultisi gibi lan. Task Frozen Sigil geri geldi. Aganim şartla beraber. Diyor ki Some a flying sigil that slows enemy attacks -30 and movement speed %20 enemies with 600 bir tane sigil çıkıyor böyle kar topu gibi uçuyor havada beyler. Onu hareket ettirebiliyorsunuz. 30 move speed'ini kırıyor adamların ve %20 de pardon 30 atak speedini kırıyor %20 move speedini kırıyormuş 650 alan içerisindekilere ve 25 saniye sürüyor cooldown da 30 saniye ama kesilebiliyor merak etmeyin yeni hero'yu oynarız ya Underlord Firestorm diyor ki can be self target when used that way the firestorm follows you around also firestorm to heal you for yüzde 15 of the damage values. Oha lan çok iyiymiş bu. Kendine atabiliyor musun Firestorm'u arkadaşlar? Ee, bu şekilde kullanırsan diyor. Firestorm seni takip ediyor. Yani seninle beraber gidiyor böyle. Ee, firestorm seni healliyormuş vurduğu damage'in %15'i kadar. 1000 vuruyorsa 150 heal veriyor sana. Ve Kest şeyi, cast hızı yüzde azalıyormuş. Çok iyi. Çok iyi yani. Sana. <laughs> Harbi güzel. Unlink diyor ki decay. Increases decay radius use and spawns a zombie around each hero target. A alan skill'i var ya str e çalan dikay onu attığınız zaman e, yani onu atma alanını yüz genişletmiş bu aganim şart ve bir tane zombi spawn ediyormuş e, around each hero target diyor yani çok iyi bir tane de zombi çıkarıyor hero'nun etrafında gayet güzel bence bak hepsine birer tane çıkardı Ursa free swipes every bütün 6. aynı 6 free response and single target force get and ranged for 1 seconds. Oha bu ne demek lan? Her her targete 6 ta hani her vurduğunuz 6 hit'te bir saniyelik ulti mi basıyor? Otomatik. Oha! Ananın... ...para kaşlarını alayım, oğlum. Vengeful Spirit diyor ki Wave of Terror now steals %25 of enemy hero base damage and grants into you as base damage for the debuff duration. Bunu Wave of Terror'a attığınız zaman arkadaşlar rakibin %25 base damage'ını kırıyormuşsunuz. Yani 100 ise adam 75'e düşüyor ve size çaldığınız hasarı ekliyor debuff süresi boyunca. 25 çaldıysan 25. Kaç herodan kırdıysan artık işte. Bu da kere olmuş. Venomancer Venomous Gale diyor. Venomous Gale to summon to plug wards when it impacts an enemy hero. Tamam. Increases travel distance by 400. Kankalar, Venom Gale yani sümüğü birisine çarptığı zaman iki tane ward çıkarıyormuş. Ve gidiş mesafesinde 400 arttırıyormuş. Yani çarptığı hero'dan sonra böyle 400 daha gidiyor böyle. Viper. Poison atağına buff mı gelmiş? Poison attack now also lower armor by 1.5 per stack. Increases max stacks by 2 diyor. Hmm. Bayağı koyayım. Yani 3 tane vurduğunuzda Her stackte 1.5 armor kıracakmış. 2 tane vursan 3 armor. 4 tane vursan 6 armorunu kırıyor adamın. Ama max stain'i de 2 arttırmış. Kaç maxlanıyordu ki bu mesela? 10 tane maxlansa adamın 15 armorunu kırar. Nether Toxin Silence'ı kalkmış. yani research gravekeeper's cloak allows you to cast gravekeeper cloak to turn into stone form restores op, up to 25 of your health Ben bunu bakacağım ya anlamadım ne olduğunu ha Kendini aynı kuşlar gibi oturtuyorsun yere. %25 e epen oluyor. 60 saniyede cooldown'u varmış. Çok iyi. Çok iyi lan. Harbi çok iyi. Aa. Gerçekten çok iyi. Bir de bak Scepter'ı rework yemiş diyor ki Grants you the ability silent of the grave. Turns you and familiars invisibility and %20 move speed. <coughs> as well as upgrading your moves movement type to flying. Hmm. When you or your familiars exit invisibility, you deal %30 bonus damage for 40 saniyeliğine, şey 4 saniyeliğine. Vay anasın lan. Seni ve kuşlarını invis yapıyormuş. %20 move speed veriyormuş. Uçuş moduna geçiyormuşsun yürüme modundan. <laughs> ve invis'den çıktığında %30 ekstra bonus damage alıyormuşsun 4 saniyeliğine. 35 saniyede cooldown var. Çok okay. iyi. Bu da güzel olmuş. Bence piklenir artık. Hiç metada yok değil. White Spirit. It's a pardon. Ring of. Ah. Hasarını 125 arttırmış. Ve ekstra. Daha fazla ileri gidiyor. Bak, ekstra bir çember eklemiş. Görüyor musunuz etrafını? Warlock, Shadow World. Shadow World'a provides 20-20 move speed. Oha! Kanka takım arkadaşına eğer heal atarsan artı %20 move speed, düşmana atarsan %20 move speed kırıyor. Hayır abi emoji banı değil ya. Atmak istediğiniz emojinin başına iki nokta üst üste koyuyorsunuz o kadar. Weaver up, ne gelmiş Aganim şartta? Diyor ki Ha. Vurduğun target'e böyle geminate atak sekiyor. 4 saniye ama üstünde swarm olması lazım sanırım. Birinci skill. Wind Ranger diyor ki Power Shot now becomes global. But after reaching its default range, it's only one hero. Impact heroes. Will be killed if they are under use on each health after taking the impact damage. On a land, Garip. Yani Ancient Operation multisi gibi HP'n %13'ün altındaysa bu denk gelirse ölüyorsun arkadaşlar. Yani ve global. Winter. <laughs> Normal power shot normal range haricinde kriplere vurmuyor. Evet tam onu anladık zaten. Winter ne demiş? When cold embrace ends, splinter blast goes off. 1200 range. Bakalım. Bunu attı. Bu bittikten sonra etrafına ikinci skillini atacak. 1200 range yakınındaki herkese bunu atıyor. Güzel. Güzel. Adamın dibinde az EP ile bekleyemezsin yani. Witch Doctor diyor ki Grand Voodoo Switch Hero. Switch Hero. Turns you into a dead ward for two seconds. That ward has X to the attack speed. You are hidden in well during this time. 2 saniyeliğine Ward'a dönüşüyorsun abi ve bu sürede DeadWard 30 atak suit veriyor ve görünmez artı dokunulmaz oluyorsun. Rating, Clouda tam 3. atmış demiş. Arkadaşlar yeni oyunumuza hoş geldiniz. Oyunumuzun adı kısa adı Dol yani Defense of the Legends. Ya uf, şu boş muhabbeti bırakın ya. Yok LoL'e döndü, yok Yarram'a döndü. Neye dönerse döndü. Hepiniz oynayacaksınız işte. Boş yapmayın amına koy. <laughs> reenkarnasyon diyor ki Do not have a mana cost and spawn three skeletons to attack each nearby enemy when hero when reincarnation... reenkarnasyon aynen. Şimdi reenkarnasyon olurken diyor ki mana cost yokmuş. ve 3 tane iskelet getiriyormuş. Ee, yakınındaki düşmanlara. Yani üçer tane iskelet yakındaki düşmanlara vuracak amına koyayım. Öyle düştüğünde şöyle. 3 tane iskelet nasıl koşuyor bak. Hura! Fedailer. Onur Yıldız Kanka bak böyle güldüğün zaman şöyle bak şöyle gülücük koyduğun zaman çok cool oluyor ha bunu her yerde yap. Bütün kızların amı sulanıyor böyle gülen erkekleri gördüğü zaman. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Bir şey yaz sonra böyle gülücük koy seni haklı yapıyor. Yüzde doğru bilgi. Aganim şart ability gelmiş Zeus'a. Uh, Your case, static field can be cast Oha. job. Uh. <clears throat> Çok iyi lan. Bak böyle zıplıyor. Tamam mı? 2.5 saniyeliğine %100 move speed kırıyor. Ve e, static field damage'ı veriyor. Adamlara. Çok iyi bence. Harbiden tam bir Mario amına koyayım. Evet item'lara gelelim abi ben item'ları hiç görmedim beyler bakın sıfır hiçbir item bilgim yok şu an İlk kez sizle görüyorum. Bakalım nasıl olacak diyor ki Fluffy Head diye bir şey gelmiş 250 gold 125 hp veriyormuş. Okey Falcon Blades diyor ki tamam 150 hp veriyor 1.6 mana regen veriyor artı 10 hasar veriyor. Tamam Orb of Khoras nasıl okunuyorsa. 150 HP, %13 4 Slow, 3 Magic DPS and 3 Armor Reduction Aa, Orb of Venom ile yapılıyor Ve Fluffy Head ile yapılıyor ve Blightstone Aa, çok güzel lan İyi iyi, bu güzelmiş bak Orb of Venom bir sike yaramış sonunda Lifestealer, Ursa gibi hero'lara alınabilir Slark'a Witchblade <laughs> Diyor ki 35 Attack Speed 12 Int 6 Armor 300 projectile speed 9 saniye pasif cooldown'u that procs on attacks applying a curse for 3 seconds that slows by the 25 and deals your int as damage every seconds diyor 3 saniyeliğine adamı slowluyormuş Curse'lıyormuş pardon. Curse 3 saniyelik curse. 20, %25 slow veriyormuş. Witchblade. Yani, Intro'larına alınabilir right click vuran. Ne bileyim. Mesela Storm'u alabilirsin. Örneğin yani. Ya da Invoker'a alınabilir yani. OD'ye alınabilir. Silencer'a alınabilir. Güzel item bence. <laughs> Ee, Glipner. diyor ki artı 30 hasar 20 int 12 str ve 12 agility. Pasifi 160 damage chain lightning proc. Hmm. Milestorm gibi. Aynen zaten Milestorm'dan yapılıyormuş ve Rodofatos'la birleşiyormuş. Aktifi diyor ki targets 450 AOE area 450 alanlık bir Alanı target alıyormuş. Realizing a lightning strike. Each enemy unit. Hmm. Tamam. Ensnaring them for 2 seconds. 450 alandaki unitleri 2 saniyeliğine rootluyormuş. Ve lightning strike. Yani hani bir tane milestone sekmesi gibi düşünün. And dealing a chain lightning damage proc for 220 damage ve 220 hasar vuruyormuş. Bu iyiymiş lan harbi. Mana costu da 200. Baya güzel. <laughs> güzel yani. Mage Slayer diyor ki %20 Magic Resistance, 20 Agility, 20 Damage and Felemp debuff veriyormuş %35 vurduklarına. Ve 4 saniyeliğine. Yani <laughs> anti mage. Anti mage e item getirmişler bir de. Anti mage e item gelmiş. Eternal Shroot. 8.5 HP regen veriyormuş. %20 hero spell life steal veriyormuş ve artı %4 creep spell life steal veriyor. Creep. Can activated to create a shield that absorbs up to 400 magical damage and converts mana. Diyor ki kanka bir tane shield açormuş, 400 magic damage emiyormuş ve Emli magic hasarı sana mana olarak mı yoksa manandan yok manandan mı gidiyor yediğin hasar ya da sana mana mı veriyor diyor ki converts it to mana manaya diyor o zaman sana mana veriyor 12 saniyeliğine yani medusa bristol Beck gibi hero'lara alınabilir manandan manaya çeviriyor ya aynen manaya çeviriyor Helm of Dominator. Vay Domi geri gelmiş. Um, diyor ki Helm of Dominator Helm of Dominator can now be upgraded to level 2 by being ultimate orb and in alt yüzlük resipi allows converting ancients oha tamam minimum health increase to 1800 increases stat armor HP. regen bonuses from 666 to 28.8 Arkadaşlar Ancient alabiliyormuşsunuz Helm of Domi ile Minimum health increased to 1800 Aldığınız Ancient 1800 HP oluyormuş minimum health Yani health'inin üstüne 1800 mi koyuyor yoksa Toplam health mi 1800 oluyor bilmiyorum e, ee, increase stat armor hp regen bonusları da 6 6'dan 28 8'e çıkmış. <laughs> Overhelming blink diyor. Devam. Diyor ki Blink Dagger'dan Blink Dagger River ve 1750 Gold Recipe. Oha 3000 6150 7150 oha 8 7900 gold 25 str veriyormuş And When you land at a destination All enemies in 800 AOE have %50 Movement slow and 50 attack slow for 6 seconds and take damage equal to 200 artı yüzde 100 of your strength. Yani diyor ki 25 str veriyor. Ve diyor atladığında yani basıldığında diyor 800 alana 50 move speed slow ve 50 attack speed slow veriyormuş 6 saniyeliğine. Ve diyor ki take damage equal... 200 artı %100 of strength. Şurasını anlamadım mesela. Bilmiyorum şurayı. Yani STR'ne göre alana hasar mı vuruyor mesela? 200 artı senin STR'nin %100'ü kadar. Mesela 100 STR'n var. 100 STR. 300 vuruyor. <laughs> mesela. Değil mi? Tamam tamam. Swift Blink diyor ki Blink Dagger Eagle Song ve 1007 aynı para. Diyor ki Grants 25 egileti veriyormuş. And, tamam. Kullandığın you gain %30 face move speed. Tamam. Kullandığında bunu %30 move speed kazanıyorsun. Ve 40 damage ve 40 atak speed alıyorsun artı 6 saniyeliğini acaba bu face move speed dediği bastığında her şeyin içinden geçiyor mu gene kriplerin heroların otun bokun Bu da iyi agility e, item'e bakalım int'e ne getirmişler Diyor ki 25 int ve diyor ki %50 cast point and 25 ability cooldown reduction for 6 seconds Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ananın amı demek. <laughs> yani bunu alıyorsun. DK <laughs> ultisi örnek veriyorum. Bastığın anda açılıyor. Ya da SF ultisi attığın anda açılıyor. Ya da yani cast time uzun ne var ki? Başka. Oğlum bu çok güçlü olmuş lan. Wind Waker diyor ki 50 move speed 6 mana regen 35 int. A cyclone low casting on allies. When cast move the tornado Anywhere At End of 306. <laughs> Kanka çok iyi lan. Dota 1'deki Eul. En eski Eul. Takım arkadaşlarınız artık Eul atabiliyorsunuz. Bunu aldığınız zaman. E, ve kendinize Eul atarsanız da yer değiştirebiliyorsunuz. Havadayken böyle. Gidebiliyorsunuz sağa sola. <laughs> Ether Lens tamam. Soul Booster. Oktarin. Bloodstone. Bunlara bakmayacağım zaten. Siktir et. Geç geç geç. <laughs> Aha. Natural Items bir saniye. Bakma bakma satanik geliyor. Ne oldu lan satanike? Dur bir saniye. Merak ettirdin şimdi öyle Bak bakma deyince vakasım geldi. Ah satanik. No longer 800 gold resipisi yokmuş. No longer provide status. Ah. 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 Status resist kalkmış satanikten. Hmm. Neyse. Tier 1 item diyor ki Fairy, tr fairy Trinket. 100 health. 5 spell amp. Mana cost. Oha. Oğlum tier 1 item'a bak. 3.5 HP regen and passively returns 26 damage to hero attackers and 13 to creeps. Blade mail. Diyor ki 3.5 HP regen verir diyor ve rakibe diyor rakip size vurduğunda 26 hasar verir diyor rakibe. 13'te kriplere veriyormuş. Possessed Mask %7 Lifesteal Mango Tree Removed PMS gene gitmiş Ananı sikiyim ismail abi Yak yak Iron Talon gitmiş okay. Balance Chains cooldown'u 40'dan 45'e okay. Iron Wood diyor ki cooldown 4'ten 15'e Çok makul ve mantıklı bir karar bu arada Tier 2 items diyor ki new itemlar. Quick silver amulet. %30 atak animasyon and projectile speed. %5 MS and artı 10 atak speed. If any of your abilities are on cooldown you gain Cooldown'a giren her skill'iniz için %5 MS ve 15 atak speed arkadaşlar. Bull Whip. 3 HP regen ve 3 mana regen. Can be cast on allies to grant them %16 move speed for 5 seconds. 5 saniyeline %16 move speed veriyormuş. Or on enemies to slow them %16. Ya da adamlara atarsan %16 slowlanıyorlarmış 5 saniyeli. Cast range'ı 850'ymiş. Ya bu da düşük bütçeli Solar Crest olmuş biraz. Clumsy gitmiş. Vamp Vampir Fangs gitmiş. Imp Cleave cooldown'u 8'den 7'ye düşmüş. Essence Ring 425'den 400'e. Bir de rengi değişmiş. Herhangi bir skill cooldown'sı diyor. Her skill için değil. Olabilir. o da olabilir tabi. Elven Tunic. 26 atak speed 16 Evasion, 8 Move Speed. İyi. 5 Armor, 10 Magic Resist and Passive Immolation Aura dealing 45 damage per seconds in 400 AOE. Ananın amı. Direkt bunu aldığınız zaman arkadaşlar Necron'un pasifi gibi 400 çevrenizdeki hero'lara 45-45 saniye başa hasar vuracaksınız. Yani aslında tank item'ı diyebiliriz buna. Ceremonial Rob, bu da şey itemı, int. 350 mana veriyormuş. Enemies in 1200 AOE have %10 status resist and %10 magic resist. Aynen, 1200 alan içindeki düşmanlara da %10 status resist ve magic resist veriyormuş. Headband, grants %12 int and %100 cast range. Activate to push the target enemy 400 distance away from you. Abi OD silencer invoker Allah olur bu itemle. Abi çok iyi. Repair kit gitmiş güzel. Kragi gitmiş. Greater Fear Fire gitmiş sensei. tier A. Teleskop tier 4 olmuş. Mantıklı bir seçim bu arada. Cooldown %13'den 12'ye düştü. Barış bu metoda 8k önümüz açık. Hayırlısı be. Oynar mıyım bilmiyorum. Tier 4 items. Penta Edge Sword. 45 damage, 80 melee atak range ve %20 chance of the meme. meme. enemies. Meme ne demek? Reducing their move speed yüzde 20 düşürüyormuş ve atak speedini 60 düşürüyormuş 3 saniyeliğine. Meme ne demek ya? Meme. Yaralama. Ha eski Sage gibi tamam. Tamam tamam %20 yaralama şansı varmış eski sange gibi kan atıyor İyiymiş bu Stormcrafter 4 mana regen Zaps an enemy Reduce range of Every 3 seconds Dealing 200 damage and slowing by %40 for 0.3 Activated to cyclone yourself for Evee sen enemy within 700 range. Hani düşmana doğru 700 range atlıyor mu? 3 saniyede bir ya da düşman öyle mi anladım? Mana atıyor musun? <laughs> Ufak yıldırım çarptırıyor. Hmm. Olabilir. Hmm. <laughs> <laughs> Fixter Clock diyor ki %20 Evasion, 20 Magic Resist, Activate to become invisible for 6 seconds. Oo çok iyi. Bunu bastığınız zaman 6 saniyeliğine eline invis oluyorsun. Glimmer Cape gibi. 20 Evasion, 20 Magic Resist veriyor. Bu da tank itemi ya da mid itemi. Bayağı iyi. Gayet iyiymiş. Magic Lamp gitmiş, Shaco, Prince Knife, Havocamır gitmiş. Güzel itemlardı, kalbimizde yaşayacaklar. Balance change secret. Your five items. Giant's ring, 40 STR. Woo! 60 move speed, 60 model size and can walk over any terrain. When standing on top of Oğlum çok iyi lan bu item. Sizi diyor bak. 40 str verir diyor. 60 koşma hızı. %60 sizi büyütüyor. Şişiriyor yani böyle. Tamam mı? Ee, when standing on top of an enemy. 100, 100 alanı da diyor ki. Str'nizin %100'ü kadar hasar veriyormuş. Her saniye. 100 str'n var. 100 etrafındaki herkese yüz yüz vuruyorsun saniye başına. Ya sizin ben şu patch analizi yapmayan ağzınızı, o klavyeye basan ellerinizi sikeyim. Chat'i kapatmayayım diyorum da amına koyayım. Oyun oynarken gelin izleyin ya. Bu kadar oyun meraklısıysanız. Allah Allah. Allah Allah. İllaha söveceğim ya. Book of Shadows diyor. 12 bütün statlarına veriyormuş. 400 Night Vision veriyormuş. Oha Night Stalker item getirmişler. Target an enemy, ally or self. Kendine, düşmana ya da takım arkadaşına atabiliyormuşsun target to become untargetable but also hmm. seni target alınamaz bir hale getiriyormuş ama silence yiyormuşsun mute disarm for ha. disarm yiyormuşsun mute yiyormuşsun ve silence yiyormuşsun 4 saniyeliğine hiçbir sik yiyemiyorsun yani ya da adama atarsan apply is a basic dispel hmm. Yani bunu rakip carry'e atabilirsiniz. Ölmek üzere olan takım arkadaşınıza atabilirsiniz. Öyle yani. Woodland Strider silinmiş. Tri Trident silinmiş. Zaten çöp itemdi. Valista oh, oh, oh Daha da bufflamışlar valistayı. X-Machine Armor 25 no longer has a mana cost mana istemiyormuş artık cooldown 35'e düşmüş. Change'lere bakmaya gerek yok. General updates. Okay. Yani patch hakkında genel yorumumu merak ediyorsanız bence tamamen benim şahsi fikrimdir. Bence güzel olmuş. Ee, çünkü Dota Profesyonel arenadaki oyuncuların e, oynadığı ve tamamen insanların onların metasını takip ettiği bir oyun haline gelmişti. En azından bütün hero'lar güçlü olursa herkes birbirine tek atar. Herkes OP olursa oyun LOL gibi olur. E, oyun LOL gibi olursa daha eğlenceli olur. Çünkü LOL Dota'dan daha eğlenceli bir oyun. Ve her zaman söylüyorum size Dota'da MMR kasmaya çalışmayın oyundan zevk almaya çalışın. Girin sikinizin keyfine oynayın abi. Bence güzel olmuş. Sevdim yani.